Ebedi düşmanlarımız, küstah İngilizler, resmi askeri birliklerini Ukrayna'ya konuşlandırmanın ülkemize savaş ilanı anlamına geleceğini anlarlar. Rusya, İngiltere ile Ukrayna arasında imzalanan anlaşmaya sert tepki gösterdi. İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitti. Burada Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy ile görüştü. İngiltere ile Ukrayna arasında güvenlik işbirliği anlaşması imzalandı. Anlaşma uyarınca İngiltere 2024'te Ukrayna'ya 2,5 milyar sterlin değerinde yeni askeri yardım yapacak. Yapılan anlaşma İngiltere'nin Ukrayna'ya uluslararası tanınmış sınırları dahilinde toprak bütünlüğünü korumak ve yeniden tesis etmek, ekonomisini yeniden inşa etmek ve Rusya'nın herhangi bir askeri tırmanışını veya yeni saldırganlığını önlemek ve aktif bir şekilde caydırmakla karşı koymak maddelerini içeriyor. Ayrıca anlaşmanın yürürlükte olduğu 10 yıl boyunca İngiltere'nin Ukrayna'ya destek sağlamaya devam edeceği belirtildi. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, İngiltere ile Ukrayna arasında yapılan anlaşma konusunda İngiltere'yi uyardı. Medvedev, İngiltere'nin Ukrayna'ya askeri birlik konuşlandırması durumunda Rusya'nın bunu savaş ilanı olarak kabul edeceğini belirtti. Ukrayna'nın Rus topraklarına Batı'nın verdiği misket bombalarıyla saldırdığını hatırlatan Medvedev, Ukrayna'nın Rus topraklarına Batı'nın verdiği misket bombalarıyla saldırdığını hatırlatan Medvedev, İngiliz temsilcileri Kiev'in merkezinde misket bombalarıyla bombalansaydı Batı kamuoyunun nasıl tepki vereceğini sordu. Ebedi düşmanlarımız, küstah İngilizler, resmi askeri birliklerini Ukrayna'ya konuşlandırmanın ülkemize savaş ilanı anlamına geleceğini anlarlar. Rusya, İngiltere ile Ukrayna arasında imzalanan anlaşmaya sert tepki gösterdi. İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitti. Burada Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy ile görüştü. İngiltere ile Ukrayna arasında güvenlik işbirliği anlaşması imzalandı. Anlaşma uyarınca İngiltere 2024'te Ukrayna'ya 2,5 milyar sterlin değerinde yeni askeri yardım yapacak. Yapılan anlaşma İngiltere'nin Ukrayna'ya uluslararası tanınmış sınırları dahilinde toprak bütünlüğünü korumak ve yeniden tesis etmek, ekonomisini yeniden inşa etmek ve Rusya'nın herhangi bir askeri tırmanışını veya yeni saldırganlığını önlemek ve aktif bir şekilde caydırmakla karşı koymak maddelerini içeriyor. Ayrıca anlaşmanın yürürlükte olduğu 10 yıl boyunca İngiltere'nin Ukrayna'ya destek sağlamaya devam edeceği belirtildi. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, İngiltere ile Ukrayna arasında yapılan anlaşma konusunda İngiltere'yi uyardı. Medvedev, İngiltere'nin Ukrayna'ya askeri birlik konuşlandırması durumunda Rusya'nın bunu savaş ilanı olarak kabul edeceğini belirtti. Ukrayna'nın Rus topraklarına Batı'nın verdiği misket bombalarıyla saldırdığını hatırlatan Medvedev, Ukrayna'nın Rus topraklarına Batı'nın verdiği misket bombalarıyla saldırdığını hatırlatan Medvedev, İngiliz temsilcileri Kiev'in merkezinde misket bombalarıyla bombalansaydı Batı kamuoyunun nasıl tepki vereceğini sordu. Merhaba arkadaşlar, ben Halil Nebiler. Ulusal YouTube kanalına göz attığınız için peşin peşin teşekkür ederim. Eğer daha fazla video, program özeti, ne bileyim canlı yayın falan izlemek isterseniz sağ taraftaki abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Butonlar da aşağıda mı yukarıda mı, aşağıda galiba değil mi? Oraya tıklayabilirsiniz. Son dakika haberleri için ulusal uygulamasını indirmeyi unutmayın. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim.